Hanımlar, beyler, Kod Ünitesi'ne hoş geldiniz. Ben Emre. Evet, açılışta da gördüğümüz üzere Unity'de bugün basit bir şekilde geri sayım işlemi uygulayacağız. Bir countdown timer uygulayacağız. Bunun için hemen bir canvas oluşturarak başlayalım. Canvas'ımızı oluşturalım. Hemen şurayı scale screen size yapalım. 1920'ye 1080 yapalım. Bir text ekleyelim sahnemize. Şunu boyutunu artırabiliriz. Şunu artıralım. Şurayı 250 yapalım, büyük olsun. Tekrar şöyle büyütelim. Bold yapalım. Ortalayalım. Tamam. Böyle büyük bir sayı burada bizi karşılasın. Şurayı silebiliriz. Tamam. Şimdi skip oluşturalım kendimize. Evet, şimdi update ile işimiz yok. Bunu hemen silelim ve değişkenlerimizi oluşturarak başlayalım. Bir integer değişkenine ihtiyacımız var. Bunun adı counter olsun, sayacımız olsun. Daha sonra bir text'e ihtiyacımız olacak. Biliyorsunuz canvas oluşturmuştuk. Bu da yine public text mesh pro UGI diyelim. Bizim için buraya kütüphaneyi ekledi. Bunun ismi de basitçe text olsun. Bu sayaç işlemi gerçekleşirken bir ses efekti kullanacağız. Bunun için de yine public audio clip ilki second, yani saniye, ikincisi de end olsun, yani bitiş. Son olarak da bu sesleri çalmamız için bir audio source'a ihtiyacımız var. Audio source, source. Şimdi audio source'umuzu hemen tanımlayalım. Source. Tamam. Şimdi bu işlemi uygularken enumerator kullanacağız. Buraya hemen display, ne diyelim? Display timer diyelim. Tamam. Şimdi ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Bir sayı vereceğimiz, bu sayı geri doğru sayacak ve sıfıra ulaşınca işte son textimiz yer alacak ve oyunumuz başlayacak, değil mi? Şimdi bunun için biz burada bir döngü kullanacağız. While döngüsü kullanacağız. Bu while döngüsü içerisinde bizim gireceğimiz counter değeri değerinin sıfırdan büyük olma durumunu burada, bu koşulu sağlıyor olacağız. Bunu bekliyor olacağız. İlk olarak ne olmasını bekliyoruz? Ekranımıza sayımızın geri doğru saymasını bekliyoruz. Bunun için text.text eşittir diyeceğiz. Bizim değerimiz neydi? Counter'da, değil mi? Counter.toString diyeceğiz ki bunu bizim için string'e dönüştürsün, bu integer değerini. Daha sonra burada bir ses çalalım. Audio source play one shot, bir saniye, play one shot neydi? Second, değil mi? Second. Tamam. Şimdi işte burada yield return wait for, pardon, new wait for seconds diyeceğiz. Burada bir saniye bekleyeceğiz. Az önce bununla karıştırdım. Ardından ne yapacağız? Sayımızı bir azaltacağız. Bunun için de counter diyeceğiz. Buradaki işlemin başına da gelip yine yield return null diyeceğiz. Bunun da sebebi bu while döngüsü başlarken bir sonraki işlemi burada boş döndürmüş olacağız. Yani aslında bir beklemiş olacak. Buradaki null'ın amacı o. Tamam. Şimdi burada ne yapmış olduk biz? Buradaki counter değeri, yani bizim girdiğimiz, atıyorum 5 değeri girdik diyelim. Biz burada public vermiştik. Inspector panelinde göreceğiz onu. 5 değerini verdik. 5 bu durumda ne olacak? Sıfırdan büyük olduğu için while döngüsü çalışmaya başlayacak. Ta ki biliyorsunuz döngüler sonsuz olmamalıdır aslında. Yoksa editörümüz kapanabilir. Kapanır hatta. Bu burada büyük olduğu her süreçte buraya çalıştırmaya devam edecek. Ve sürekli ne yapacak? Her buraya geldiğinde bunu azaltacak. Buradaki koşulu sürekli kontrol edecek bizim için.
Ne zaman ki bu koşul sağlanmadığı durumda while döngümüzden buradaki kod satırımız çıkacak dışarıya ve o anda bizim için de text nokta text eşittir bize go yazsın. Daha sonra yine bir ses çalabilir. Buna da end diyelim. Yine sesimiz çaldı. Ve yine artık bir bekleme işlemi burada uygulayabiliriz. Buna da 2 saniye diyelim bu sefer. Ve ardından sahneden bu tekstimizi kaybedebiliriz. Text.gameObject.setActive false. Ve daha sonra artık bunu ne yapacağız? Start coroutine'de coroutine'imizi başlatacağız. Tamam. Şimdi şöyle bir tekrar gözden geçirelim. IEnumerator'ımıza gelelim. Ne demiştik? Bir while döngümüz var. Buradaki burada sağlanan bir koşul var. Burada sağlanan bir koşul var. Buradaki değer ne zaman buradan fazla olduysa buradaki işlemler gerçekleşiyor bildiğiniz gibi. Ta ki bu geçen süre sonunda buradaki counter eksi eksi yani bir azaltma kodumuz, kod satırımız çalışıncaya kadar ne yapacak? Eğer buraya 5 girdiğimizde sürekli 4, 3, 2, 1 diye çalışacak. Ve buradaki koşul ne zamanki sağlanmama durumuna geçtiği anda while döngümüzden kod satırımız çıkacak ve artık burayı çalıştıracak. Burada go yazacak, sesimizi çalacak. İşte yine burada bir 2 saniye bekleyecek ve sahnemizden objemizi kaldıracak. Şimdi böyle bir kaydedelim. Unity'ye tekrar gelelim. Evet, hemen burada bir game object oluşturalım kendimize. Bunun içerisine bir audio source ekleyeceğiz. Play'i kaldırabiliriz ve script'imizi içerisine atalım. 5'ten geriye doğru saysın. Text'imizi atalım. Bu sesleri ben açıklama kısmına koyacağım. Siz de oradan indirip deneyebilirsiniz kendinizce. Go'yu da buraya bırakalım. Şimdi gelip çalıştıralım. Ve bitişte Go'da 2 saniye boyunca ekranda kaldı ve silindi. Daha kısa bir süreden başlatabiliriz istersek. Evet, bu şekilde oyunlarımıza oyunlarımızın levelinin başlangıcında bu böyle bir sistem kullanarak, çok basit bir sistem kullanarak oyuncuyu bekletip daha sonrasında oyuna başlatabiliriz. Dersle ilgili kafanıza takılan bir yer olduysa yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Faydalı olduysa videoyu beğenebilir. Abone değilseniz kanala abone olup destek olabilirsiniz daha fazla kişiye ulaşmamız adına. Önümüzdeki derslerde tekrar görüşünceye diyelim. Şimdilik hoşça kalın.